herkese tüm katılımcıların dahil olmasını bekleyelim. Herkesin katıldığını varsayıyorum. Bugün sizlerle Menec Engine'in CM in çözümü olan Event Token Analyzer üzerine konuşuyor olacağız. Event Token Analyzer nedir, neler yapar, bize neler sunar? Ayrıca neden bu kadar disk tüketir bir CM uygulaması, bir CM çözümü ve bunun önüne nasıl geçeriz? Bunlar hakkında detaylıca bir konuşma gerçekleştiriyor olacağız. Öncelikle sizlere Event Token Analyzer hakkında ufak bir bilgilendirme yapayım. Ara üzerinden de bunları devam ettiriyor olacağım. Sonrasında da disk, yap disk yapılandırmalarına ve ee, en sağlıklı yapılandırmayı konuşuyor oluruz. Manage Engine, ee, bildiğiniz üzere işte IT tarafındaki bütün hizmetlere destek vermektedir. Kaynak erişimi, sunucu istemci ve mobil cihaz yönetimi olsun, sistem altyapı, uygulama performansı ve Microsoft Active Directory taraflarını hizmet veren yazılım çözümleri bulunmaktadır. Event Clock Analyzer, yapınızda bulunan tüm cihazları izlemenize, log yönetimine ve e, alarmlar üreterek anlık bilgi bildirimler almanızı sağlayan ve görünürlüğü arttıran bir e, güvenlik çözümüdür. On-prem çalışma mantığından bahsedecek olursak, sizlerin log toplayacağı, e, yapınızda önem az eden cihazlarınız, sunucularınız, işte Son kullanıcı bilgisayarları olabilir, network cihazlarınız olabilir, switchler, routerlar bunlar dahil. E, Threat solutions dediğimiz sizin bir antivirüs ya da EDA çözümünüzün logları olabilir. E, Virtual environments'tan kastımız, vCenter'ınız ve sanal yapılandırmalarınız olabilir. E, bunların log yönlendirmeleri ve e, Event Top Analyzer'ın ya da harici olarak dosya konumundan gidip toplaması şeklinde farklı farklı metotlarla log toplayabilir. Topladığı logları kendi parsing engine'de, yani parçalama motorunda öncelikle parçalayıp raporlar haline getirir. Ee, arama motoru kısmında da Elasticsearch kullanmaktadır. Elasticsearch ile birlikte aramalarınızı, raporlamalarınızı ve alarmlarınızı e, kolayca oluşturabilirsiniz. Son zamanlarda da çok popüler olan Elasticsearch e, uzun zamandır Ubuntu.analyzer tarafında kullanılmakta. Arşiv kısmına gelecek olursak, arşiv dosyalarınızı otuzda bir oranında başarılı bir sıkıştırma sıkıştırmayla saklayabilir. Ee, eğer bir Cloud Server'ınız varsa Cloud Server tarafında da tutabilirsiniz. Ee, Web Container tarafında e, Tomcat üzerinden yayın yapmakta ve arayüz erişimini sağlamaktasınız. Raporlarınız ve alarmlarınızı SMS ve e-mail olarak alabilirsiniz. Neden event talk analyzer kullanmalıyız? Çünkü yapımızdaki görünürlüğü, otomasyonu ve maliyeti düşürecektir. Ee, bir saldırı sonrası yaşayacağımız maliyetler hak verirsiniz ki çok yüksek olacaktır. Ve saldırı yaşanmadan önceki görünürlüğü bizlere çok fazla arttıracaktır. Yani sizler e, bir firewall'dan geçen low trafikleri takip edemezken bunu size Event Token Analyzer raporlayacak ve bir anomali, bir threat raporu bile oluşturabilecektir. Ee, zaman bakımından tek tek rapor aramak yerine, e, logları tek tek incelemek, kontrol etmek yerine e, sizler Event Log Analyzer sayesinde rahatça kontrol edebilir, çok kısa bir sürede arama sağlayabilirsiniz. Güvenlik ürünü olduğu için güvenlik üstüne durmaya zaten gerek yok. Destek, son kullanıcı deneyimi ve sorun giderme konusunda da Manage ile birlikte Vitel'in distribütörlüğünde bizler sizlere yardımcı oluyor olacağız. Ee, ...gelelim disk kısmına. Havuz problemleri hepimizin e, öğrenim hayatında gördüğü ve birçok konuda sıkıntı çektiğimiz noktalardan bir tanesidir. Ee, bizler aslında Event Log Analyzer tarafında e, tüm loglarımızı, tüm eventlarımızı tek bir kaynak üzerinde dolduruyoruz. Yani tek bir kaynağa akıtmış oluyoruz. Ee, bu kaynak içerisinde biriken loglar ister istemez diskimizde yer kaplayacaktır... Buradaki muslukları bizim her bir log kaynağımız olarak düşünebiliriz. Burada tabii ki de akışlar da çok önemli. Yani günlük bin logla on bin log geliyor olması arada çok fark yaratacaktır. Tabii ki burada bahsettiklerim tamamen bir örnek olması adına. Çünkü ortalama milyon üzerinde loglar gelmekte. Belki saatlik belki günlük. Bu durum değişebilmekte. Burada bu kaynaklara yani Event Log Analyzer üzerine akacak olan logların yüz kaynaktan günlük 1 milyon adet geldiğini düşünürsek ister istemez biz bunları uzun süre saklamak istediğimizde disk alanı kaplamaktadır. Yani temel amacı aslında budur. Peki bunun önüne geçmek için neler yapabiliriz? Aslında bugün biraz onu konuşuyor olacağız. Ben hızlıca arayüz üzerine geçeyim. Sizlere Event Log Analyzer nedir? Neler sunar? Neler yapabiliriz? Ee, üzerinde bir konuşalım. Sonra da risk yapılandırmaları hakkında konuşuyor olacağız. Gördüğünüz gibi böyle bir dashboard'a sahibiz. Bizim kaynaklarımız hakkında log trendlerini, top 5 device'ımızı ve anlık hareketleri, anlık log'ları bizlere bu tarafta iletiyor. Log receiver kısmında aslında bizlere ne kadar log topladığını, hangi portları dinlediğini ve e, toplamda son flow rate'ini yani az önce bahsettiğimiz musluk akışı gibi flow rate'ini bizlere bildiriyor. EPS'ini de buradan alabilirsiniz. Deftash dediğiniz zaman size güncel bilgileri verecektir. Burası benim test ortamım olduğu için çok aktif bir log akışı sağlamayacaktır. Fakat bizim raporları görmemize sağlayacak kadar log mevcut içeride. Raporlar kısmına geldiğimiz zaman cihaz bazlı kendi pass etme metotlarıyla bunları rapor haline getirdiği birçok kaynağı desteklemektedir. Bunlar sadece cihaz bazlı değil, application, cloud, file monitoring, Threat, vulnerability, VM management, vCenter ya da Hyper-V katmanında Mitra Atak e, framework'ü de bulunuyor içerisinde. Eğer Mitra Atak framework'üne uygun bir hareket algıladığı takdirde bunu da bir rapor haline getirecektir sizlere. Manage Engine application'larıyla doğrudan entegrasyon sağlayabilir. Ve burada e, yapacağınız aktiviteleri doğrudan rapor alabilirsiniz. Mevcut dahili raporları haricinde sizler de içeride custom raporlar oluşturabilir. yapınıza özel durumları bir rapor haline getirebilirsiniz. Compliance kısmı ve e, search kısmında bahsettiğim gibi elastik search kullanmakta. Ve aramalarınızı hem regex olmak üzere hem de standart bir filtreleme ile örnek veriyorum. Basic bir şekilde ben yet şeklinde arattığım takdirde çıkan tüm sonuçları bana getirecektir. Böyle bir logo olmayabilir mevcut yapı üzerinde. Fakat arattığınız bir logo içerisinde mesajlarında ya da edilmiş kısımlarında e, arattığınız kelime ya da arattığınız workstation ismi bulunuyorsa bunu doğrudan search kısmında bulabilirsiniz ve çok hızlı sonuçlar verecektir. Doğru bir kaynak e, kullanımı sağladığı takdirde. Korelasyonlara geldiğim zaman korelasyonlar kısmında Custom korelasyonlarım, mevcut korelasyonlarım bulunmakta. Bunların raporlarını doğrudan alabilirsiniz. Çok pardon. Doğrudan alabilirsiniz. Şu an için şöyle göstereceğim sizlere. Burada bir hareket olmadığı için şu an rapor sunamıyor bizlere. Fakat mevcut bir korelasyon oluşturmak istemediğimizde yani farklı bir korelasyon oluşturmak istediğimizde korelasyon korelasyon rule kısmına gelip buradan hareketlerimizi seçebiliriz. Eğer hareketimiz yani yakalamak istediğimiz hareketi burada bulamıyorsak ki çok mümkün olmayabilir bulmamak yeni bir custom action yaratabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse username'i Zülfü olan ve Event name'i de delight olan bir hareket gördüğün zaman bunu bana e, hareket olarak algıla diyebiliriz. Bunun en basit örneğini mevcut brute force ya da başarılı brute force olarak e, sınıflandırabiliriz. Hatta şöyle yapalım. Process ID'si. 41.97 olan hareketi bana e, aksiyon olarak getir. Kaynağı hiç fark etmeksizin bunu bana getirecek. Action name kısmına da 41.97 event id dediğim zaman ben aslında sadece bir action oluşturmuş oldum. E, bunu peki bir korelasyon haline getirmek için buradan custom action'lara geldiğimde bir ve 2 eklediğiniz zaman bunu bir threshold olarak ekliyor. Device type'ı seçebilirsiniz. Bu hareket hangi kaynaklarda seçeceğini, hangi kaynaklarda yapılandıracağını seçebilirsiniz. Aslında e, regulatif korelasyonlarınızı doğrudan EvilPock Analyzer üzerinde uygulayabilirsiniz. Keza korelasyonlar içerisindeki yapılandırmaları da doğrudan alarmlara çekebilir ve bunları anlık bildirimler alabilirsiniz. İster e-mail ister SMS şeklinde. Şimdi artık disk yapılandırma kısmına gelebiliriz. Disk yapılandırma kısmında az önce de bahsettiğim gibi sizlerin yapısına gelen bütün hareketler Event Block Analyzer'a akacağı için burada önemli olan nokta sizin neleri topladığınız, neleri okuduğunuz ve neleri almak istediğinizdir. Örnek veriyorum Windows tarafında bir oturum açma hareketi almak isteyebilirsiniz. Fakat Windows tarafında bir arka plan değişikliği hareketini Windows'tan toplamak istemezsiniz. Ya da bir sağ klik hareketini Windows'tan toplamak istemezsiniz. Biz bu logları ayrıştırdığımız zaman yani yapımızda bu ayrışımı sağladığımız zaman inanın bu taraftaki log azalması çok fazla olmayacaktır. Arşiv kısmına geldiğim zaman sizler bu log ayrıştırmasını sağladıktan sonra akan loglar hala çok fazla olmaya devam ediyorsa burada arşiv seçenekleri içerisinden politikalar oluşturabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse firewall loglarını sizler 30 gün değil, 90 gün değil, 15 gün saklayabilirsiniz. Mevcut bir korelasyon üretmediği, size alarm üretmediği takdirde 15 gün sonra ya da 1 ay sonra silebilirsiniz ya da arşive kaldırabilirsiniz. Ya da logon hareketlerini, user create hareketlerini ve userla alakalı kritik noktaları yakalamak istediğinizde bunları 180 güne kadar ürün üzerinde tutabilirsiniz. Yine bir polisi oluşturalım ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini direkt üzerinden konuşalım. Ben Windows kaynaklarımda Encryption datayı enable edebilirim. Windows kaynaklarımdan gelen logun encrypt olmasını isterim. Windows Workstationı burada seçebilirim. Ee, arşiv logonun ne kadar saklanacağını buradan seçebilirim. Custom kısmından bir ay kadar saklanması benim Windows loglarım için, Workstation loglarım için yeterli olacaktır. Burada sadece ham logu saklayabilirsiniz. Ve arşiv location'ını doğru lokasyon seçtiğiniz takdirde ilgili ayarı kaydedebilirsiniz. Arşiv timestamping tamamen aldığınız logun kalitesine göre daha doğrusu içeriğine göre değişmektedir. Örnek veriyorum sizler aldığınız logda ham veride bu ham verinin içerisinde bir zaman damgası varsa zaman damgası almanız gerekmeyebilir. Daha doğrusu arşivlerken timestamp eklemenize gerek olmayabilir e, fakat yoksa time eklemekte fayda var. E, Periyodik arşiv integrity kısmında da sizlerin aslında e, zaman damgası dediğimiz noktada e, Regülasyon olarak bu log'un hangi tarihte üretildiğini anlık olarak yazacak kısımdır. Yani sizler bir regülasyona tabiyseniz nitelikli zaman damganıza, nitelikli zaman damgası kullanmanıza ihtiyaç yoksa e, Buradaki integrity check kısmını aktif edebilirsiniz ve ben workstation'lar için, Windows workstation'ım için böyle bir polisi oluşturdum. Şimdi buradaki polisilerin işleyişi hakkında biraz konuşalım. Windows'u en çıkardım ve Firewall'u bir altına taşıdım. Fakat burada default bir configuration'ım var. Tüm cihazlar için geçerli olan default bir configuration. Firewall kuralları gibi düşünebilirsiniz burayı. İlk adıma uymadığı takdirde ikinci adıma, ikinci adımda da arşivlenemediği takdirde üçüncü adımda sizin e, kuralınızı, politikanızı alacaktır. Yani burada sıkıdan biraz daha e, rahat bir politikaya doğru ilerleyebilirsiniz. Kaynaklarınızın e, herhangi bir arşiv dosyasına girmemesini düşünüyorsanız, girmemesini öngörüyorsanız e, en altta tüm kaynakları kapsayacak genel bir polisi oluşturabilirsiniz. Bu da arşivlenmeyecek, kaynak bırakmayacak şekilde bir yapılandırma sunacaktır size. Bir diğer değinmemiz gereken noktalardan biri de retention e, ayarlarıdır. Elastik Surge'ün kendi üzerinde 32 gün tuttuğu varsayılan bir değer var Bunu şu an için düşüremiyoruz. Yani ürün arayüzünden düşüremiyoruz diyebilirim. E, korelasyonlarımız 90 gün, 180 gün, 360 gün tabii ki de e, tercihe bağlı olarak tutulabilir. Fakat burada önemli olan nokta korelasyonlarınızın bu kadar tutulması sizlere ne katacağı. Burada tarihleri doğru seçmeniz çok önemli. Çünkü korelasyonlarda gerçekten yer kaplıyor kısımlardır. Yani burada oluşturduğu raporlar ve ayrıştırdığı kısımlar bizlere risk kısmında bayağı yer ayıracaktır. Yani siz 10 yıllık bir Siyam kullanıcısıysanız eğer Korelasyonlarınız tabii ki de birikmiş olacaktır. Burada doğru bir yapılandırma yapılmadığı takdirde bunlar diskinizde şişmeye sebep olacaktır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Başta da dediğim gibi 31 oranında bir sıkıştırma performans mevcut Event Tokenizer'ın. Bu sebeple 1 GB'lık hatta 30 GB'lık bir dosyanızın 1 GB'a düşeceğini varsayabilirsiniz. Alert'ler keza aynı şekilde alert'leri de sadece korelasyon olarak düşünmenize gerek yok. Burada schedule raporlar, harici alert'ler, correlation alert'ler hepsi birlikte raporlanmış halini eee alert retention periyoddan ayarlayabilirsiniz. Audit retention periyod kısmı da mevcut aldığımız raporların kaç gün tutulacağı ve kaç gün saklanacağıdır. Burada da 90, 30 ya da 60 gibi seçenekler seçebilirsiniz. Arşivden istediğiniz anda logları tekrardan ürün arayüzüne yükleyebilirsiniz. Ürün arayüzüne yüklerken bu sıkıştırma performansını tekrardan dekript edip sizlere açacağı için, yani sıkıştırılmış dosya açılacağı için burada da disk alanına, yani boş bir alana ihtiyacınız olacaktır. O yüzden dikkat edilmesi gereken noktalardan bir diğeridir. Log Collection Filters kısmında ise bizler alacağımız logları Windows'tan ya da diğer kaynaklarda filtreleyemiyorsak burada Exclusion yapılandırabiliriz. Neden bahsediyorum Exclusion kısmında? Örnek veriyorum sizin bir SQL sunucunuz var ve bu SQL sunucusu tarafında yapılandırmaları tam yapamadınız ve yapamıyorsunuz. Buradan... Select sorgularını doğrudan disable edebilirsiniz ya da table selectleri, database select değil, table selectleri buradan doğrudan e, ürün arayüzüne hiç almadan, diske hiç yazmadan exclude etmiş olursunuz. Bunları hangi cihazda yapacağınızı yani az önceki polisler gibi, e, arşiv polisleri gibi burayı da düşünebilirsiniz. Ben birinci SQL sunucumdan selectleri alacağım, ikinci SQL sunucumdan sadece table selectleri alacağım diyebilirsiniz burada bu şekilde bir exclusion oluşturabilirsiniz. Burada kriter filtresi mevcut. Burada ister et, istersen sadece blogları al şeklinde bir yapılandırma da sağlayabilirsiniz. Yani burası da aslında disk performansı için kullanmamız gereken önemli noktalardan bir tanesi. Burayı kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta yanlış bir yapılandırma yapmıyor olmamız. Çünkü biz fark etmeden loglar artık Ürün arayüzüne gelmeyecektir, diske yazılmayacaktır ve tamamen uçacaktır. Yani kaybolacaktır diyebiliriz. Bu da bize veri kaybı yaşatacaktır. Özellikle denetimlerde e, bu tarz sorunlar yaşayabiliriz. <laughs> Disk tarafında ve Event Log Analyzer tarafındaki genel anlatacaklarımız aslında bu kadar. Ee, sizlerin sormak istediği sorularınız varsa sorularınızı cevaplayabilirim şu anda. Ee, soru yok diye anlıyorum. Ee, bu noktada Event Token Analyzer'a dair bir e, webinar daha planlıyor olacağız. Disk yönetiminden daha evet. çok Event Token Analyzer ve korelasyonlar hakkında konuşuyor olacağız. Ee, orada da sizleri görmekten mutluluk diyorum. O zaman katılma için herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.